Merhaba, iyi akşamlar. Çok teşekkürler burada olduğunuz için. Çok teşekkür ederim Kerem, beni de davet ettiğiniz için. Çok heyecan duyuyorum burada olmaktan. İlk defa bu projeyi İsrail dışında bir yerde tanıtıyoruz aslında. Onun için ben de çok heyecan duyuyorum. Daha projenin başlangıç aşamalarındayız aslında. Ama yine de ilginç olduğunu, şu ana kadar da ilginç ürünler üretebildiğimizi düşünüyorum. Onun için de bu fırsata çok teşekkür ederim. İnşallah siz de ilginç bulursunuz. Ben çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Önce biz kimiz? Ondan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra Kerem'in söylediklerini kısmen ben daha detaylı anlatacağım ve oyunları kullanarak neler yapmaya çalıştık. Ve yeni oyunlar icat ederken ne elde etmeye çalıştık, bunlardan bahsedeceğim. Ben oyun sektöründen gelmiyorum. Ben sivil toplum, insan hakları alanlarında ve eğitim alanında çalışmış bir kişiyim. Dolayısıyla benim için oyun alanı benim için de yeni. Ama çok heyecan verici de bir alan. Ben Tel Aviv'de yaşıyorum. İki oğlum var. Ve Zohrot'ta eğitim koordinatörüyüm. Zohrot az önce de söylendiği gibi bir STK, İsrail'de kurulmuş bir STK. Bizim ismimiz Zohrot, İbranice'de hatırlama demek, hatırlamak demek. Biraz daha anlatırım bunu sonra size. Amacımız devam etmekte olan Nakba konusunda farkındalığı artırmak. Nakba 1948'de ortaya çıkan bir felaket ve Filistinli mültecilerin 1948'den bu yana karşı karşıya durum ve insan hakları ile ilgili sorunları konusunda bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Zohrot, İsrail'deki Musevilerin bu konuyu daha iyi anlayabilmesi ve bu Nakba nedeniyle devam eden haksızlıklar konusunda bilgi sahibi olabilmesi için çalışmalar yapıyor ve Nakba konusunda değişiklik yapılabilmesi, yani insanların yerlerine geri dönebilmeleri ve ülkede insanların daha iyi imkanlara sahip olabilmesi için çalışıyor. Nakba Arapça bir kelime, bir felaket, büyük felaket demek ve Nakba kullanıldığı zaman 1948'de Filistin'in deki insanların yerlerinden edilmesini aslında ifade ediyor. Savaş sırasında, İsrail'in kuruluşu sırasında ortaya çıkmış bir durum bu. Nakba 1948'den sonra başladı ve hızla devam etti ve Filistin kültürünün de yok olmasına sebebiyet verdi. O tarihe kadar var olan kültür çok bozuldu. Bütün toplum etkilendi bundan. 1948'de yerlerinden edilen bu Filistinler şu anda dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birini oluşturuyor ve geri dönüş haklarını talep ediyorlar kendi evlerine. Nakba İsrail-Filistin anlaşmazlığının en temel noktası ve insan hakları ihlalleri ve diğer şiddet olaylarının ortaya çıkışı açısından baktığımızda biz Zohrot'ta 1948'den beri ortaya çıkan bütün bu olayların kökünün aslında Nakba'dan kaynaklandığını düşünüyoruz. 1967'deki işgal, askeri hareketler, ölümler, katliamlar, bunların hepsinin kökünün aslında daha ilk başta Nakba'dan başladığını düşünüyoruz. Nakba, Filistin kimliği açısından çok önemli, tarihi içinde çok önemli bir olay. İsrail'in tarihinde de çok önemli ama genelde İsrail'deki Museviler kendi hayatları için çok önemli olmadığını düşünüyorlar Nakba'nın. Ama Zohrot, STK'lar ve aktivistler son yıllarda Nakba konusunu İsrail'de genel anlamda kamuoyunun dikkatine daha çok getirebilmeye başardı. Nakba şu anda İsrail'deki söylemin bir parçası haline geldi. Ama yine de bu kadar bundan bahsediliyor olması tek başına yeterince iyimser olmamıza yetmiyor. Çünkü aslında insanlar yüzlerce köyün nasıl yok edildiği, nasıl ortadan kaldırıldığı ve yüz binlerce Filistinli 1948'lik savaştan sonra nasıl mülteci olduğu konusu çok fazla bilgi sahibi değiller. Dolayısıyla Nakba kelimesi söylemde biraz yer almakla beraber haksızlıklar devam ediyor ve bir hesap verme söz konusu değil. Bu nedenle de aslında toplumda, İsrail toplumunda çok iyi anlaşılmıyor. Ve biz Zohrot'ta şuna inanıyoruz, barışa ulaşabilmek için mevcut haksızlıkların üstesinden gelebilmek lazım. Onun için de çalışıyoruz. Şu anda mevcut durum
Nakba ile ilgili tartışmalar ve mültecilerin geri dönebilmesi konusunda çok uygun değil. Adil bir çözüm bulunmasından bahsediliyor. İsraillerin buradaki sorumluluğundan da bahsetmek gerekirken daha çok Filistinlilerin sorumluluğundan bahsediliyor. Yani Filistinler bize neler yaptı? Onlar neler yapmalı bunun karşılığında diye daha çok onlara odaklanıyor ve insanlar ve genelde mülteci dendiği zaman bu çok büyük bir muhalefet doğuruyor, mülteci kelimesi. Ve İsraillerin büyük bir kısmı bu konuyu pek gündemlerinde düşünmüyorlar. Çünkü pratik anlamda çok fazla bu konuda bir şey yapılamayacağını düşünüyorlar. Sadece Yahudilere ait bir devlette yaşadıklarını düşünüyorlar ve Filistinlileri dinlemeyi pek istemiyorlar. Filistinliler ise kendi topraklarına geri dönemezlerse çözüm olmaz diyorlar. Fakat bunu duymuyor İsrailliler. Ben İsrail'de büyüdüm. İsrail kültürü açık, liberal, demokratik pek çok alanda ama Nakba hakkında çok fazla bir şey bilmiyor kimse. Ben kendim de büyürken çok açık, liberal, demokratik bir ortamda büyümüş olmama rağmen Nakba hakkında çok fazla bir şey bilmiyordum. Geçmiş neydi, nasıl bir etkisi oldu, benim ailemin, benim çevremin nasıl bir payı oldu Nakba'da, bunları bilmiyordum. Hiç Filistin kültürü hakkında çok hiçbir şey bilmiyordum. Bu tamamen Filistinler fakirdir. Pek fazla onlarla ilgili bir şey bilmeye gerek yoktur gibi yaklaşılan, anlatılan bir şey. Dolayısıyla ben ve benim gibi başka İsrailler için bu konuda bir şeyler öğrenmek gerçekten karmaşık bir süreç. Biz çünkü bu öğrenme sürecinde bize öğretilenlerin aksine bir şey yapıyoruz. Onun için zor bir süreç bu. Ve zaman içerisinde bunu onun olduğunu keşfettikçe kızgınlık, suçluluk, korku, pek çok duyguyu da hissedebiliyorsunuz. Çok kişisel tarafları da olabiliyor keşfettiklerinizin. Onun için gerçekten kimliğimize dokunan çok önemli bir konu. Ziyonist ve Musevi olarak kimliğimize dokunan bir konu. Onun için oldukça zor bir konu. Ama bu konuda bir şeyler öğrenmek mümkün olursa ufkumuzu genişletmek mümkün. İsrailler ve Filistinler arasındaki ilişkileri geliştirebilmek de mümkün olabilir. Ancak bu şekilde saygı ve karşılıklı hesap vermeye dayalı bir ilerleme kaydedebiliriz ve ümit verebiliriz herkese ki amacımız da ümit vermek. Geçmişi bilmek bu açıdan çok önemli. Çünkü bize göre geçmişi bilmek önce sorumluluğunuzu üstlenmek anlamına geliyor. Biz umuyoruz ki yaptığımız çalışmalarla bu anlaşmazlığın barışçı bir şekilde çözülmesine katkı yapabiliriz. Zuhrot, barışın ancak ülkede bu zorlukların üstesinden gelinmesiyle sağlanabileceğini düşünüyor. Ve herhangi bir tehdit hissetmeden insanlar birlikte yaşayabilme imkanına sahip olmalı. Ülkelerine geri dönmek istediklerinde geri dönebiliyor olmaları lazım. Ve bizim amacımız bu çalışmalarda İsrail'deki kamuoyunun bugüne kadarki algısını zorlamaya çalışıyoruz. Biz de ona sorgulamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönüp insanların hayatı ülkemizde paylaşabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yapabilmek için Zuhrot İsraillerle çalışıyor. Kimlik üzerine çalışıyoruz. Geleceğimiz üzerine konuşuyoruz ve bütün bu çalışmalar vasıtasıyla ülkemizde hayat nasıl olmalı bunu hayal etmeye çalışıyoruz. Ben daha çok Musevi toplumu üzerinden konuşacağım çünkü esas çalıştığımız grup onlar ve Filistinlilerin durumu hakkında onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü onların mevcut durumdaki konumu daha avantajlı. Dolayısıyla onları daha çok bilgilendirmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Çeşitli şekillerde yapıyoruz bunu. Nakba'da yıkılan yerlerle ilgili bilgiler topluyoruz. Mesela burada gördüğünüz gibi çeşitli röportajlar yapıyoruz. Bunları yayınlıyoruz. Kitapçıklar yayınlıyoruz. Her bölgenin tarihini hem Arapça hem İbranice bazen İngilizce de yayınlayabiliyoruz bu kitapçıklarda. Ayrıca faillerle de bazı röportajlar yapıyoruz. Mesela Ziyonist savaşçılar. Onlarla konuşuyoruz. Onların bakış açısından durumu anlatmalarını istiyoruz. Çok ilginç bir süreç bu. Yani sadece mağdurlarla değil, aynı zamanda faillerle de konuşuyoruz. Çünkü iki tarafı da ortaya çıkarmak çok önemli. Ve
her iki tarafta aynı olayla ilgili kendi bakış açılarından bir şeyler anlatıyorlar. Musevi tarafı bunu farklı şekilde gerekçelendiriyor. Filistinliler başka türlü algılıyorlar. Mesela çoğu insan nakba olmadı veya bu bir hikaye diye düşünebilirler. Yani başka insanların kafasındaki bir söylem diye de düşünenler var. Dolayısıyla bütün bunlar bu karşılıklı konuşmalarda ortaya çıkıyor. Biz bunu yaparken yeni bir harita oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Filistinlilere ait tarihi yerlerin çoğu ortadan kalktığı için 48-49 sınırlarındaki yerler zarar gördüğü için biz bunları haritaya tekrar geri koymaya çalışıyoruz. Ziyonist rejim sırasında pek çok Filistin'le ilgili, Filistinlilerin kimliğiyle ilgili şey haritadan silinmişti. Şimdi biz İbranice bir harita yayınlıyoruz. Bütün Filistinlere ait bölgeleri, 1948'de 49'daki bölgeleri de o haritaya koyuyoruz. Böylece hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu da bizim uygulamamız, Nakba uygulaması. iNakba adı, GPS ile işliyor ve buna girerseniz etrafınızda Filistin'e gittiğinizde etrafınızda değişik diyelim yerler var. O bölgede ne vardı? Hangi hani ortadan kalkmış, yok edilmiş olan ne vardı? Onu bu uygulamadan görebiliyorsunuz ve her bir yerin tarihi hakkında bilgi edinebiliyorsunuz uygulama sonucunda videolar, röportajlar, resimler vasıtasıyla pek çok şey görebiliyorsunuz. Bu açık herkese açık bir uygulama. Ve ziyaret ederken, o bölgeleri gezerken insanlar büyüklerinden örneğin duydukları şeylerin arka plandaki bilgileri bu uygulamadan elde edebiliyorlar. Biz sanat ve görsel çalışmalar da yapıyoruz. Bir galerimiz var. Bu galeride kültürel çalışmalar yapıyoruz İsrail'de. Hem kendi galerimizde yapıyoruz bu çalışmaları hem de halka açık değişik faaliyetler yapıyoruz. Bir festivalimiz var, film festivalimiz birkaç hafta sonra başlayacak hatta. Festivalde de yine sürekli çalışıyoruz. Bu her yıl yaptığımız bir film festivali. Ve burada da Nakba ile ilgili ve geri dönüşle ilgili konuları ele alan filmleri gösteriyoruz. Genel anlamda Filistin sorunu ile ilgili konuları işliyoruz ama özellikle Nakba üzerine çalışıyoruz. Eğitim malzemesi de yayınlıyoruz. Bu da gördüğünüz bir kılavuz. Yayınladık bunu. Öğretmenlere, Musevi öğretmenlere Nakba'yı nasıl öğretebilirler eğitim sisteminde? Bu konuda bilgiler aktarıyoruz. Bazen eğitim sistemleri tamamen inkar ediyor Nakba'yı ve hiç bu konuyu konuşmak istemiyor ama öğretmenlere bu konuyu nasıl anlatabileceklerine dair bazı bilgiler veriyoruz burada. Burada geri dönmekten bahsediyoruz ama sadece bunun hak olarak ele almıyoruz. Pratik yönlerinden bahsediyoruz. Mesela insanlar, mülteciler geri geldikleri zaman, geri gelebilirlerse çok farklı seçenekler ortaya çıkmış olacak. Ve İsrail-Filistin sorununu çözmek için belki bu sayede başka yollar bulunabilecek. Bütün bu konulara eğiliyoruz. Bu da geri dönüşle ilgili olarak pratik bir takım konuları ele aldığımız örneklerden bir tanesi. El Abasi diye bir bölge burası. O da Kusel Birim bölgesinden. Evet, şimdi oyunlar. Neden oyun? Neden bir başka araca ihtiyaç duyduk? Biz pek çok alanda pek çok şey yapıyoruz. Size demin de anlattığım çeşitli metotlarla çalışıyoruz. Fakat sonunda oyun sektörüne de girdik diyelim. Sektörde değiliz de belki o alana girdik diyebiliriz. Çünkü yıllar içerisinde biz değişim süreçlerini konuşarak, diyalogla yapmaya çalıştık. Yani aklımızı kullanarak, rasyonel olarak yaklaşarak olaylara, dünya ile ilgili görüşlerimizi anlatarak bir değişim yaratmaya çalıştık. Bilgi her zaman değişimin sağlanması için bizce temel bir unsur. Deneyim de bunun bir parçası tabii ama genelde çok fazla odaklandığımız bir şey değil deneyim. Biz daha çok bilgiye odaklanıyoruz. Ben kendim de bu alanda çok çalışıyorum. Bu çok ilginç bir alan fakat zaman içerisinde ben şunu da anladım.
Her zaman bir toplumda herkes tekrar 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 aynı şeyleri dinlemek istemiyor. Yani Filistinlerin başına ne gelmiş, ne olmuş, işte Filistinlerin çektiği acılar var. Bunları sürekli dinlemek istemiyorlar veyahut da hak ediyorlar zaten diye düşünüyor insanlar ve söylediğiniz şeyler onları ufkunu genişletemiyorsunuz. Dolayısıyla başka yollarla bunu yapmak lazım. O yüzden de ben de zaman içerisinde deneyimin de önemli olduğunu düşünmeye başladım. Yani bilgiden başlamayalım, deneyimden başlayalım diye düşündüm. Ve 4 yıl kadar önce eşim beni kutu oyunları dünyasına soktu. Ondan sonra da aile hayatımızın bir parçası oldu bu. Tabii boş zamanlarımızı geçirmek için çok güzel bir şeydi oyun oynamak. Ben doğrusu onu bir başka alanda kullanmayı düşünmedim oyunları. Fakat sonra zaman geçti. Ziyonist kutu oyunlarının Ziyonizmin başladığı zamanlardan beri var olduğunu fark ettim. Bunda birkaç örnek görüyorsunuz. Bu oyunlar genellikle çocuklara İsrail devleti neden İsrail'e aittir? Bunları anlatan oyunlar ve nasıl bir Ziyonist olursunuz? Bunları anlatan oyunlar. Oyunlarda bu siyasi boyutu gördüm. Bunlar 100 yıl önceki oyunlar ve 100 yıl önce bunlar düşünülmüş. Ve bunu görünce belki de bugün de oyunları kullanarak algıları değiştirebiliriz diye düşündüm. Kendi bilgi ve deneyimimizi kullanarak bunu siyasi oyunlara derc ederek belki bir şeyler yapabiliriz ve bir değişimi başlatabiliriz diye düşündüm. Bu bir toplu dönüşüm sağlayabilir diye düşündüm. Çünkü oyunların gerçekten çok kendine has bir potansiyeli var. İstisnai bir potansiyel bu. Çünkü deneyimleyerek bilinçli bir takım değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Oyun oynayanların tecrübeleri burada çok önemli. Bir oyun oynadığınız zaman bir oyunun içine giriyorsunuz ve oyunda oynarken belki daha çok seçeneğe, bilgiye açık olabilirim ben diye düşündüm. Çünkü o sırada oyun oynuyorum. Sadece bilgiye dayalı rasyonel dünyada değilim. Daha kurgusal bir dünyadayım. Kurgusal dünya içerisinde başka alanlara belki daha açık olabilirim diye düşündüm. Çünkü oyun oynadığımız zaman gerçeğimiz, geleceğimiz nedir? Bununla ilgili daha farklı şeylere açık olabiliriz. Ben bir oyun tabii oluşturayım diye düşünmedim aslında. Ben genel anlamda siyasi oyunları araştırıyordum. Bunların etkisini ne şekilde uygulandığına bakıyordum. Ama bir oyun geliştirmeyi düşünmemiştim. Dijital oyunlarda acaba bunlar ne şekilde kullanılabilir? Bunu tabii tam bilemiyordum ama belki bir şeyler yapabiliriz diye düşündüm. Onun için de bir oyun laboratuvarı kurmaya karar verdik. Bir sürü değişik meslekten insanı çağıralım. Bakalım ne oluyor dedik. Ve çok başarılı oldu. Başından beri çok başarılı oldu. Çünkü laboratuvara değişik yerlerden, işte oyun sektöründen, eğitim sektöründen, oyun oynayanlardan, aktivistlerden, sanatçılardan, tasarımcılardan bir sürü gelen oldu. Ve bir yaratıcı alan haline geldi bu oyun laboratuvarı. Ve insanlar Nakba'yı öğrendiler. Filistinli mültecilerin durumunu, onların geri dönme hakları ve bununla ilgili nasıl bir oyun kurgulayabileceğimizi düşündük. Biz bütçemiz çok büyük olan bir kuruluş değiliz. O yüzden de tabii sadece pratik olarak bir takım kutu oyunlarıyla küçük küçük başlayalım diye düşündük ve bu çerçevede çok iyi bir potansiyelle yaratıcı, heyecan verici bir şeyler yapabiliriz diye düşündük. Ve oyunları geliştirirken biz de çok şey öğrendik. Çünkü hem oyun öğrendik hem de nakba öğrendik. Ve bu konularla ilgili olarak yaptığımız çalışmalarda önce bir prototip oluşturmaya çalıştık ve amacımız o prototipi geliştirirken geri bildirim almak, gerekirse değişiklikler yapmak ve yeni prototipler geliştirerek bu oyun dünyasını genişletmekti. 3 tane laboratuvar çalışması yaptık bu bahsettiğim gruplarla, yani oyun laboratuvarı çalışması yaptık. 3 laboratuvar yaptık. Her biri 6 ay falan sürdü. Bir hackathon yaptık. 45 kişi katıldı. 12 tane oyun vardı. Sadece prototip düzeyindeydi bu oyunlar.
katılımcılardan Nakba ile ilgili bir oyun oluşturmalarını istedik ama daha genel kavramlara, konseptlere bakmalarını istedik. Yani sadece tarihi boyutuna bakmaları gerekmiyor. Kimlik, kültür, geleceği hayal etmek, bütün bu alanlarla ilgili olabilirdi oyunlar. Ve bizim için çok önemli olan şey eğitim amacı gütmeyen ama insanların tekrar tekrar oynamak isteyeceği oyunlar olsun istiyorduk. Sadece eğitim amacı gütmesin istiyorduk yani. Bu gördüğünüz ilk başladığımız yani workshoplardaki ilk başlangıç aşamaları burada da görüyorsunuz. Bu da herkese açık yaptığımız bir oyun faaliyetiydi. Şimdi birkaç örnek vereyim oyunlarla ilgili size. Bu oyunun adı Teras. Daha önce de söylediğim gibi oyunlar oldukça gelişmiş prototip. Prototip ama oldukça gelişmiş aşamada. Şimdi artık prototiplemeden daha da geliştirme aşamasına geçiyoruz. Umuyoruz ki ondan sonra herkese dağıtabileceğiz. Biz çünkü sadece prototip düzeyinde kalmak istemiyoruz. Yani çok güzel, harika görünsün, bir kenarda dursun değil bizim amacımız, web sitesinde öyle dursun istemiyoruz. İnsanlar bu oyunları oynasınlar istiyoruz. Onun için de her aşamada bu süreci geliştirmemiz gerekiyor. Bu oyunlarda geliştirmeyi umduğumuz oyunlar. Teras bu dediğim gibi. Bu oyunun adı Teras. Bu oyunu geliştirenler Tamar Verete Zehavi, İlhan Staller ve Abu Davud. Denge oluşturmak ve işbirliği oluşturmakla ilgili bir oyun. Bu bir küp oyunu. Teras oyununda ziraat, yani tarımdan geliyor buradaki ilham ve hassas bir denge nasıl oluşturabilir hayatta, buna bakıyor. Birlikte yaşamak için gerekli beceriler ve denge kurmak üzerine kurulu bu bir oyun. Amaç burada evleri yıkmadan, ağaçları yıkmadan teraslar oluşturmak. Oyun çok basit bir oyun ama çok esnek ve yeni kurallar yaratmayı gereken bir oyun. Oyunun içeriğinde daha çok düşünme ve diyaloğa odaklanma söz konusu. Ve bu oyunu insanlara gösterdiğimizde oyundaki gelişmeler çok etkileyici oldu. İkinci oyun Keys, Ronny Steier'in oyunu. Keys siyasi bir kutu oyunu ve katılımcılar Filistinlilerin eskiden yaşadığı ama yerlerinin edildiği yerler hakkında bilgiler veriyor. Bu yerleri tanımaya başlıyorsunuz. Bu bir yarışma. Burada katılımcılara burada gördüğünüz gibi bir takım key'ler, anahtarlar veriliyor. Ve kutu oyunu üzerinde değişik yerlere gidiyorlar. Oranın özelliklerini öğreniyorlar. İşte oradaki şiddet olayları, polis kontrolleri, yol barikatları vesaire ile ilgili bilgileri de öğrenebiliyorlar. İbranice bu oyun. Amaç büyük anne, büyük babanın evine gidebilmek. Renklerle gördüğünüz yerler, değişik yerlerin isimleri yazıyor bu ekranda gördüğünüz renkli yerlerde. Bir başka oyun, o da Weave a Plot, bir hikaye yaz. Bu da kartla oynanan bir oyun. Bu oyunu yapanlar Aman Yarasay ve Edo Mizrahi, hem Musevi hem Filistinli var bu oyunu yaratanlar arasında. Biz böyle planlamamıştık ama bu çok iyi oldu böyle olması. Yine bu da güzel bir oyun ve İbranice bir oyun. Burada da yine birlikte oyuncular bir hikaye anlatıyorlar. Kartlar alıyorlar, o kartlardaki bilgilere göre bir oyun, bir hikaye anlatıyorlar. Bir zamanlar. Masal hikaye, yani bir masal yazar gibi anlatıyorlar ve İsrail-Filistin sorununun özellikleri ve bunun gerçekliğiyle ilgili biraz daha farklı bir şekilde mesela komik şeyler yapıyorlar. Bazen çılgınca şeyler, bazen ilham verici hikayeler oluşturuyorlar ve barış süreçleriyle ilgili süreçler. Ve kuzeyden güneye
giden bir yol izlediğinizde işte yemekler, zeytin ağaçları, kültür, bütün değişik özellikleri bir arada ele alabildiğimiz bir oyun. Bu oyun komik bir oyun. Yani Nakba'yı böyle bir takım çılgın, komik, değişik alanlarda ve şekillerde tartışmayı sağlıyor bu oyun. Nakba'dan bahsedip gülmek belki insana garip geliyor, kolay bir şey değil bu. Fakat yaklaşma, değişik perspektiflerden olaya yaklaşma sağladığı için çok ilginç ve değişik bir yaklaşım, bir çalışma. Bir başka oyun, bu da geçiş dönemindeki adaletle ilgili, adı Remedy. Geçiş dönemi adaletini biliyor musunuz? Bilmiyorum kavram olarak. Remedy oyunun adı. Bu bir geçiş dönemi adaleti oyunu. Eli Avitan, Edo Mizrahi, Gal Friedman Hauser'in oluşturduğu bir oyun. Geçiş dönemindeki adalet dediğimiz şey, transitional justice, şu demek: toplum diktatöryel veyahut da bir ihtilafla yaşayan ya da büyük katliamlarla yaşayan bir rejimden, yani bir ortamdan, diyelim çok ciddi insan hakları ihlallerinin olduğu bir bölümden demokratik bir topluma nasıl geçer? Ve bu geçişle ilgili bir şey. Bunun en önemli örneği Güney Afrika'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu. Bu bir geçiş adaleti örneği. Başka geçiş adaleti örnekleri de var dünyanın değişik yerlerinde. Geçiş adaleti nasıl bir mekanizma olarak devam etmekte olan ihtilaflarda kullanılabilir. Bununla ilgili bir çalışma bu. Bu katılımcılığa dayalı bir oyun, Remedy. Ve bir sosyal değişim çalışması yapılıyor burada. Okyanusya Devleti diye bir devlet var. Bu devlette denizciler var. Bir de orman işçileri var. Ve burada denizciler iktidara sahip. Oyun sırasında burada kutunun üzerinde gördüğünüz gibi değişik projeler tamamlıyor oyuncular. Ve oyunu kazanabilmek için de toplumda bir temel değişim olması gerekiyor. Eşitlik sağlanması gerekiyor. Yani orman işçileriyle denizciler arasında. Proje tamamlandığı zaman Remedy oyununun da belli kademeler var. Ne kadar eşitlik sağlayabilirsiniz o kadar yükselebiliyorsunuz. Burada karakterlerin bir takım ahlaki olarak, etik olarak elde ettikleri puanlar var. O puanlara göre bakıyorlar ne kadar siyasi aktivite yapılmış ve o siyasi aktivitelere göre bir savaş endeksi var. O savaş endeksi ve kendi davranışlarına göre toplumdaki durumun ne olduğuna bakıyorlar ve Okyanusya Devleti'nde karakterlerin davranışlarıyla nasıl bir barış veya savaş durumu ortaya çıkmış, bundan bahsediliyor. Bir başka oyun, mülteciye karşı, Ahmet Karuf. Burada da Afrikalı mültecilerle ilgili bir örnek var. Doğrudan ve dolaylı olarak sığınmacılar konusunda İsrail'in yaklaşımını ele alan bir konu. Mevcut şu andaki politika geleneksel bir politika İsrail'de ve Musevi kültürünün parçası olmayanlarla ilgili farklı uygulamalar var. Oyunda dolayısıyla kimlik nasıl tanımlanıyor? Kimlik başka kimliklerle, bir kimlik başka kimliklerle nasıl barış içerisinde yaşayabilir? Ne zaman kimlikler birbirinden tehdit alır? Bunları sorgulayan bir oyun. Şimdi burada bir kimliğin hegemonisi nereye kadar sürebilir, ne kadar etkili olabilir, bunları sorguluyoruz. Ve mültecilerin kimlikleri nasıl toplum içerisinde ön plana çıkartılabilir? Bununla ilgili kategoriler var, kartlar var burada görüyorsunuz. Saygı, çalışma, dokümantasyon, konut gibi alanlara odaklanıyoruz. Ve bu kartları biriktiriyor oyunu oynayanlar ve mültecilerle devlet karşılıklı bir şekilde bu süreci ele alıyor ve mülteciye karşı ismini taşıyan bir oyun bu da. Son olarak şunu söyleyeyim. Karşı karşıya kaldığımız konular bu oyunlarda ele alınıyor aslında. Tabii ki çeşitli zorluklar ve ikilemlerle karşı karşıyayız. Çünkü zor bir konu karşımızdaki. Nakba zor ve acı bir konu.
Dolayısıyla böyle bir durum karşısında mağdurların hakkına da saygı göstererek nasıl bu süreci yürütebiliriz? Bu önemli bir zorluk. Çünkü bir oyun yapıyorsunuz. Oyun genelde eğlenceyle ilgili bir şey ama biz Nakba gibi bir olayla ilgili bir oyun yapıyoruz. Dolayısıyla eğlenceli bir konu değil aslında olayın kökü. Onun için bu ikisini birleştirmek, birbirine bağlamak çok önemli. Nakba'yı oynamak gerçekten Nakba ile ilgili oyun oynamak kolay değil. Ben başta aslında endişeliydim bu konuda. Fakat oyunları yaratanlar aslında bu sorunları çözdü. Çünkü onlar gerçekten çok saygı gösterdiler mağdurlara, mağdurların hayatlarına ve gerçekten de bunu oyunun içerisine çok etkili bir şekilde derc edebildiler. Şu ana kadar da gerçekten işe yaradı gibi düşünüyorum, öyle görünüyor. Bir başka zorluk, oyunlar eğlenceli mi olsun, eğitici mi olsun? Eğlenceli oyunların her zaman çok doğrudan net bir amacı görünmeyebilir, anlaşılmayabilir. Çünkü normalde eğitici oyunlarda eğitmen bilir amacın ne olduğunu. Ben daha açık oyunlar olsun istedim. Yani illaki belli bir şey konuda eğitim sağlasın değil, amaç o olmamalı diye düşündüm. Çünkü sonuçta ne olacağını kontrol edemezsiniz. Ve böyle açık oyunlar tasarlamak daha zorluydu. Laboratuvardaki oyunlar, tasarlanan oyunların bir kısmı daha eğitici olmak da istedi. Çünkü İsrailliler ne olduğunu anlasın, sorumluluk alsınlar, bunu aktarabilmek istediler. Dolayısıyla bu dengeyi kurmak da kolay değil. Yani insanların önüne bu oyunu koyup oradan da bir takım şeyleri anlamalarını sağlamaya çalışmak doğal bir istek ama her zaman illa böyle olacağı da garanti değil. Daha dinamik olması, oyunların daha dinamik olması bazen de başka kapılar da açabiliyor. Ve böylece insanlar daha çok olayların sorumluluğunu algılayıp bunu daha iyi kabul edip anlayabiliyorlar. Laboratuvarda çalışırken oyunlar ve mütecilerin geri dönüşüyle ilgili bağlantı, bir de gelecekle olan bağlantı çok önemliydi. Bazı katılımcılar toplumumuzun bu ihtilaf çözülürse neye benzeyeceği üzerine de bir takım oyunlar geliştirmek istiyorlar. Ve gelecekle ilgili oyunlar tasarlamak çok güçlü bir aslında çalışma ve çok pratik anlamda hem geçiş dönemi adaleti hem de adaletin tesisi açısından çok ilginç bir yöne götürebilir bizi. Remedy oyunu da buna bir örnek. Dolayısıyla daha iyimseriz. Çünkü oyun olumlu bir şey. Olumlu şeylerden bir yere varmak daha kolay olabiliyor. O yüzden daha çok geleceğe dönük ümidimiz artabilir. Ve biz Zohrot'ta Filistinlilerin geriye dönmesi ve birlikte yaşamın, barış içerisinde birlikte yaşayabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Zohrot'ta bizim için bu gerçekten önemli bir konu. Ve oyun bize yeni bir araç olarak bu çerçevede ortaya çıkıyor. Ve güç ilişkilerini daha farklı bir bağlamda ele almamıza imkan sağlıyor. Dolayısıyla oyunlar bize algımızı değiştirmek için bir fırsat sağlıyor. Nakba bizim dünyamızdaki imajlar, deneyimler ve yorumlamaların önemli bir parçası haline geliyor. Bunu bu şekilde yapabildikçe oyunu oynayanların kendi deneyimlerini, gerçekliklerini ve kişisel dünyalarını sorgulamalarını sağlayabiliyoruz. Bunu yumuşak bir şekilde yapıyoruz üstüne üstelik. Ve bu şekilde insanların tavrını, yaklaşımını ve farkındalığını değiştirebiliyoruz ve umuyoruz ki bütün bunlar sonuçta sorumluluk almalarını sağlayacak ve adalete erişmemize yardımcı olacak. Teşekkür ederim.